Şimdi öncelikle güvensizlikleri kontrol edeceğiz. Deprem raporundan şu güvensizliklerle ilgili kısma geleyim. Sırayla gidelim buradan. Evet, şurada başladık. A1 burulma düzensizliği. A1 burulma düzensizliğinde ne diyor? Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için herhangi bir katta en büyük yöreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrulttaki ortalama yöreli ötelemeye oranını ifade eder burulma düzensizliği. Bu burulma düzensizliği katsayısı bu orandan bulduğumuz katsayı 1.2'den büyük olmalı. Yani her bir kat için yapılacakmış bu iş. Her bir kattaki maksimum yöreli kat ötelemesinin o kattaki ortalama yöreli kat ötelemesine bölümünden bir değer elde edeceğiz. Bu değer 1.2'den büyükse düzensizlik var anlamına geliyor. %5 ek dış merkezlilik etkileri göz önüne alınarak yapılacak. Şimdi 4.7'ye bakarsak burada eşdeğer deprem yükü göstermiş ama SAP 2000'de biz modülleştirme yöntemi response spektrum tepki spektrum analizi yaptık. Tepki spektrum analizinde diffie load case'de AX modify show load case dediğim zaman şuraya bir eksantriste giriliyor. Yani bu deprem yönetmeliği o 4.7'de %5 dış merkezlilik verebiliriz. Buradan veriyorum. Bir ikincisi, bakın bunu da vereyim, şunu da vereyim de bir hatırlatma yapacağım. Şimdi A1 burulma düzensizliği hesaplayacağım. A1 burulma düzensizliği hesaplamadan önce hatırlarsanız burada bir not düşüyorum, önemli not. Ben dersin başında sistemime ta ilk haftalarda çelik çapraz ekleyeceğimi söylemiştim. Çelik çapraz ekleyeceğim için de R katsayısını 5 almıştım. Halbuki deprem yönetmeliğindeki o maddelere geri gelecek olursak, evet, dördüncü, bakın ben 5 almıştım. Ne demiştik? Deprem etkilerinin tamamını süneklik düzeyi yüksek, merkezi çaprazlı çelik çerçeveler tarafından taşınması durumu gibi düşünüp 5 almıştık. Halbuki çapraz atmadık. O zaman bizimki hangi sınıfa giriyor? Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çelik çerçevelerle karşılandığı binalar. SMF mi çerçevemiz? SMF, süneklik düzeyi yüksek. Geçen hafta anlattık. Peki bu durumda ne alacakmışız R katsayımızı? BYS'miz de 3'ten büyüktü. 8 almamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bir kere bu düzensizliklerin hesabına geçmeden önemli çünkü bu katsayının ne olduğu. R katsayımı ona göre düzenliyorum. Ne yapacağım? 9,81 bölü 8 diyeceğim. Düşüreceğim yani deprem kuvvetini. Okey dedim. Bakın eksantriste de verdim. Modify show diyorum. 9,81 bölü 8 diyorum. Modify. Y yönünde de aynı şekilde eksantriste ile birlikte bunu tanımlamış olduk. Peki deprem yönetmeliğindeki gibi madde 4.7. Y göre ben bunu yapacak olsaydım eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanmamı gösteriyor burada. 4.7'ye bir gelelim. Doğrusal hesap yöntemi 4.7. Eşdeğer deprem yükü yöntemiyle doğrusal deprem hesabı. Yani orada düzensizlik de atıf verdiği yer burası. Şimdi geri geleyim oraya.
düzensizlikle ilgili kısma geri gelelim. Şimdi eğer yine de ben 4.7'ye göre eşdeğer deprem yüküne göre hesap yapmam gerekirse şöyle yaparım. Bakın. Bunun da bilgisini vereyim. Yani SAP 2000'de de eşdeğer deprem yükü yöntemine göre nasıl hesap yaparızın cevabı define load cases. Şurada cases değil, yanlış girdim. Load patterns. Şurada EX ve EY'yi girmiştik, hatırlayın. Otomatik yanal yük olarak hiçbir şey tanımlamadık. Halbuki burada bakın TSC 2018 var. Bunu seçip modify dediğimde şu seçenekte aktif hale geldi. Bunu da aktif ettiğimde burada bakın deprem eksantrisitesi tanımlanarak eşdeğer deprem yükü yöntemine göre yükleme yapabiliyorum, deprem yüklemesini. Tabii o zaman bakın tanımlayalım, 0.438'de herhalde bizim sismik tehlike haritasındaki harita tasarım spektralim ve katsayısı, diğeri de 0.111'di. Long periyodu 6 alabiliriz. Yönetmelikte öyle geçiyor. Zemin sınıfımız ZD'ydi. Bakın R katsayısı 8. Dayanım fazlalığı katsayısı 3. Biraz önce 8'i aldığım yerde bu değer de vardı. Bina önem katsayısı da 1. Farklı bir şey yapmama gerek yok. Bakın X yönü için tanımladım bunu. 0,05 eksantrisiteyi de verdim. Aslında yönetmelikte artı ve eksi 0,05 diyor ama ben işlem yükümüzü artmasın göstermek adına sadece 0,05 olarak tanımladım. EY'yi de aynı şekilde ...2018'den buradan seçip modifiye edip şuradan buradaki değerleri eğer kendi değerlerimiz girecek olursak, bu sefer Y yönünü seçtim. Bakın Y yönü olduğu için. Tek değiştirdiğim bu. Okey dedim. Bunları girdikten sonra buraya okey diyorum. Şuradaki load case'de bu response spektrum olan yerleri ne yapacağım? Yeniden statiğe getirip şu şeyi load pattern'dan AX'de AX seçip scale faktörle oynamadan şu şekilde ayarlamam lazım. Şu diğerini de aynı şekilde EY yönünde olmak üzere değiştirmem lazım. Bu şekilde eğer analiz yaparsam da eşdeğer deprem yükü yöntemine göre %5 dış merkezlilikle yükleme yapmış olurum. Analiz yaptığınızda ötelenmeler farklı çıkar. Buna kontrol edebilirsiniz kendiniz sonradan. Ben bu şekilde analiz yapmayacağım. Ben mod birleştirmeyle baştan nasıl gittiysek o şekilde analiz yapacağım. Şimdi ayarlar değişmiş oldu ama şuradan kaydetmeden ben dosyayı yeniden çağırarak en baştan size gösterdiğim ayarlar yardımıyla hesap yapabilirim. Sadece burada neyi değiştirmem lazım? Load case'den şuralara 0.05'i girmedim. Bunu da şöyle göstereyim nasıl alıp almadığından emin olduğumu. Display show table'dan bakın load case definition'dan response spectrum case data'ya girdiğimde şurada eksantrisite 0 gözüküyor. Şu an için. Ama ben buraya girip load case'den şuradan eksantrisiteyi 0,05. Şunu da ne yapmıştık? 9,81 bölü 8 güncellemiştik. Okey dedim EX için. EY için de
Aynı şekilde R katsayımı güncelledim. Eksantriste verdim. Okey dedim. Okey dedim. Kaydettim. Şimdi yeniden o tabloyu göstereyim size. Bakın bu sefer eksantristi ratio'ya 0,05 olarak burada görebiliyoruz. Şimdi gelelim A1 burulma düzensizliğine. Ayarlarımızı yaptık. Deprem yönetmeliğinde verilen şekilde yükleme şartını da girdik. Ama yine de mod birleştirmeyle girilmez eşdeğer deprem yüküyle yapılmak zorundadır gibi bir ibare bilmiyorum. Yani muhtemelen öyle bir şey yoktur. Yani bu yaptığım ve anlattığım şeyleri araştırın. Herhangi bir eğer farklı bir durum söz konusu olmazsa durumunda yine haberleşir, konuşur, tartışırız. Şimdi burulma düzensizliğinde bir tablo var aşağıda. Şu. Neyi bulacağız? Minimum ötelenmeyi, maksimum ötelenmeyi kolon noktalarından ortalamasını bulacağız. Maksimumu ortalamaya bölüp katsayıyı şuradan bulacağız. Bakın minimumla maksimumu toplayıp ikiye bölersek ortalamayı buluyoruz. Ortalamayı da bu şekilde bulacağız. Sonra maksimumu ortalamaya böldüğümüzde 1.2'den büyükse burulma düzensizliği durumu var diyeceğiz. Şimdi bu düğüm noktalarındaki ötelenmeleri bulabilmek için SAP 2000'de öncelikle kolonların düşey noktalarını seçmek istiyorum. Select. Mesela kolonların seçmek için seçtiğim çubuğa paralel bütün çubukları seç komutunu kullanıyorum. Bunun için mesela şunu seçtim, bütün paralel çubukları seçtim. Neden kolonları seçtim? Çünkü kolonlardaki deplasmanlara bakacağım. Diğerleri beni ilgilendirmiyor şu an için. Dolayısıyla sadece görüntü olarak ekranda kolonları görüntülüyorum. Sonra kolonların düğüm numarasına ihtiyacım var. Hangi düğüm noktasının ne kadar deplasman yaptığını görebilmek için. Bunun için de Joint Label'ı açtım. Tabii düğüm noktaları gözükmediğinden... Evet. Şu anda numaraları görüyoruz. Düğüm noktaları gözükmesin ama numaralar gözüksün. Evet, numaraları görüntüledik. Biraz daha büyütebiliriz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Biz rigid diyafram tanımladık. Rigid diyafram tanımına göre bakın analiz yaptığımda bir şey göstereceğim. Aynı aks üzerindeki kolonların X ve Y yönündeki deplasmanları, aynı aks doğrusundaki kolonların X ve Y yönündeki deplasmanları birbirine eşit çıkar. Rigid diyafram kabulünde. Dolayısıyla bakın mesela şu bir şey bitsin. Daha analiz bitmedi. Şu noktanın üzerine deprem yüklemesini açayım. Şuradan EX olarak. Şu noktayı kapattığımda mı acaba gözükmüyor? İngilizce bunu yapmayayım. Heh. Bakın. Aynı aks üzerinde U1 0,0068. Şu kolon 2 de öyle olması lazım U1'in. 0,0068. Çünkü ikisi de aynı X yönünde. Peki Y yönündekilerin de aynı olması gerekir dedim. Aynı hizadaki. U2'sine 0,0032. U2'sine 0,0032. U2'sine 0,0032. U2'sine 0,0032.
U1'ine bunun 0,0087, U1'ine 0,0087. Şu kolonlara bakalım. U1'e 63. Şimdi bu bana, yani bu ne demek? Onu söyleyeyim. Ben görevli katot elemesi kontrolü yaparken sadece ve sadece mesela 1-1 aksı doğrultusundaki kolonları alsam 2-2 üssü veya 3 üssü aksındaki doğrultusundaki kolonları tekrar tekrar hesaba katmama gerek yok. Neden? Çünkü hepsi de x yönünde aynı ötelenmeyi yapıyor. Dolayısıyla x yönündeki görevli katot elemesi veya burulma düzensizliği hesabını yaparken sadece 1-1 doğrultusundaki kolonları almam yeterli. Aynı şekilde y yönünde hesap yaparken, bakın x doğrultusu şuradan hangi doğrultu gözüküyor? X doğrultusundaki görevli katötelemeyi yaparken şu hizadaki kolonları, 1-1 doğrultusundaki kolonları kullanacağım. Y yönünde doğrultusundaki görevli katötelemesini kullanırken de şu b doğrultusundaki kolonları kullanabilirim. Çünkü a doğrultusunda şurası konsol. Yani buradan ben okuma almak yerine sonuçta 111'in y yönündeki ötelenmesiyle deplasmanıyla 119'un y yönündeki deplasmanı aynı. 112'nin ile de 113'ünki aynı. Dolayısıyla 114'ünki de şu uçla muhtemelen aynı olacak rigid diyafram tanımlamasından dolayı. Dolayısıyla ben hesaplarımda bakın y yönünde A1 burulma düzensizliği hesabı için şu 3 kullanım x yönünde A1 burulma düzensizliği içinde şu 4 kolonu kullanacağım. Diğer kolonlarla işim yok. Anlaşıldı mı? Şimdi sadece burayı görüntüleyeyim. Show selection only dedim. Güzel. Bunu niye görüntülüyorum? Çünkü düğüm noktasının numaraları lazım. Şu aksları kapatalım. Aksları kapatmayalım. Çünkü aks numaralarına göre isimlendirme yapacağım. Bu düğüm noktalarındaki deplasmanları ölçebilmek için, tablo halinde yapabilmek için General Displacement komutu var. Onu kullanacağız. Şuradan Define Generalized Displacement komutuna girdim. Yeni bir tane oluştur diyorum. Bakın ilk önce x yönündeki birinci kat düğüm noktalarındaki deplasmanlarını, sonra x yönündeki ikinci kat düğüm noktalarındaki deplasmanları, sonra y yönündeki birinci kat düğüm noktaları deplasmanı, sonra y yönündeki ikinci kat düğüm noktalarındaki deplasmanları yazacağız. İlk kolonum D aksı üzerinde. Aşağıdan tam gözükmüyor. XD diyorum. X yönündeki D aksı üzerindeki görevli ötelemeyi bulacağız. Ve hangi kat? Birinci kat. Numaramız ne? 10. 10 numaralı. Hangi yön? 1 numaralı. Translation'ın ötelenme rotation'ın yönde ötelenmeyi alacağız. Bunu ekledim aşağı. Okey dedim. Yenisini ekliyorum. Bu sefer C üssü aksı. Ben C diye yazayım. Üssüyle uğraşmayalım. Biraz önce X yönünü önce belirtmiştik. XC birinci kat. Değişiklik yaparsak sonra bu şekilde kaydetmemiz, değişiklikler sonrası sonuçlara yeniden ulaşmada pratiklik sağladığı için böyle yapıyorum. Yoksa buradan tek tek analiz sonrası okuyup da yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Evet, 8 numaralı düğüm noktasını da eklemeyi unuttuk. Ekledik. Add new diyorum. Bu sefer B aksı XB birinci kat. Düğüm noktası numaramız 9. Şurası 1. Evet. Okey.
İsim olarak düğüm noktası numarasını tıkladığım için önce onu istiyor. X, B, pardon A nedir? Birinci kat. Numara 1. X yönünde olduğu için U1'e 1 yazdım. Et dedim. Bunu da tanımladım. Şimdi ikinci katlarını yapabilirim. Aynı düğüm noktaları. Et ne diyorum? Bu sefer X, D, ikinci kat. İkinci katta 120'ymiş numarası. Ötelenme 1, et. Yalnız burada alt katın ötelenmesini çıkarmam lazım. İkinci katın göreli kat ötelemesini bulmam için. Dolayısıyla ilk katın numarasını yazıyorum. Şuraya eksi 1 dediğim zaman birbirinden program çıkartacak. Okey. Et diyorum. XC ikinci kat 118 1 bunu ekledik. Alt kattaki 8 de bunu eksi 1 olarak ekledik. Okey. Evet, B aksına geçtik. XB ikinci kat. Burada 119'muş düğüm noktamız. X yönündeki bunun deplasmanını ve bundan aşağı 9'un deplasmanını çıkararak ikinci kata ait göreli kat ötelemesini bulacağız. Son olarak da XA ikinci kat yaptığımız zaman X yönünü ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Evet, şu da 1'miş. Eksi 1. Peki birinci katta niye alt düğüm noktasını hocam hesaba katmadınız? Yani temel mesnet, ankastre mesnet olarak düşündüğüm için oraları hesaba katmadım. Aslında temel modellemesi yaptık. İlla ki orada da bir ufak da olsa bir hareket vardır ama yani göz ardı etmiş oldum. Başlangıçtan aklıma böyle bu şekilde geldi. Sanki ankastre mesnet tanımlanmış gibi. Bu şekilde hesaba devam ediyorum. X yönünü bitirdik. Y yönünü yapacağız. Yine aynı menüden. Bu sefer ama 3 tane kolon var. BB aksı doğrultusundaki kolonlardan yararlanacağım. Evet. Bu sefer Y doğrultusunda bir numaralı aks. Y1 birinci kat diyorum. Düğüm noktası ilki 9. Yalnız burada U2 yerine 1 diyoruz. Y yönü olduğu için. Yeniden ekliyorum. Y doğrultusunda 2 üssü aksı. Yine buraya ben 2 yazıyorum. Anlaşılır. Birinci kat. Buradaki düğüm noktası 3. U2 1. Bunu da ekledim. Y 3 aksı nerede? Birinci katta. Buraya 4 numaralı düğüm noktasını yazıp U2 yerine de yine 1 yazıyor. Şimdi et kopisi yok. Et kopya olsaydı bunları kopyalayarak da yapabilirdik. Yeniden böyle yaza yaza gideceğiz. İkinci katlar için Y1 ikinci kat. İkinci kattaki düğüm noktam 119. 1. Bunu ekledik. Neyi çıkaracağız bundan? 9'u eksi 1 olarak çıkaracağız. Okey dedim. Evet. Y2 üssü ama Y2 dedik. İkinci kat. Düğüm noktası 113. X yönünde 1. Nedir? Altta 3. Bunu da eksi 1 yapacağız ki kat ötelemesini göreli olarak, bağlı olarak, izafi olarak
Olabilir. Evet, son inşallah Y3 ikinci kattaki öteleme büyüm noktası 114 U2 1 4 eksi 1. Okey. Okey. Kaydettik. Şimdi şuradan tablo halinde tanımladığımız düğüm noktalarını görüntüleyelim. Analiz yapıyorum. Sistemi bu tanımlamaları yaptık. Sonrasında bu düğüm noktalarındaki göreli ötelenmeleri bulabilmek için analiz yapıyoruz. Göreli kat ötelemelerini, evet, şimdi nereden görüntüleyeceğiz? Display, show table, buradan şunu kapatayım, seçili olmasın. Joint output'ta displacement var. Bakın şurada joint displacements generalized var. Bunu seçiyorum. Şuradan select load case olarak deprem yüklemelerini alıyorum. Deprem yüklemelerine göre biz bu düzensizlik kontrolünü yapıyoruz. Sayfa 55. Buna bir okey diyeyim. Görüntüleyeyim. Evet, bunları görüntüledik. Şimdi buradan bütün tanımladığım deplasmanları tablo şeklinde alabilirim. Nasıl alıyorum? Excel'e aktarıyorum. Evet, Excel'e aktardık. Excel tablomuzu açalım. Şimdi şuraya bir filtre oluşturayım. Buradan ilk önce X yönündeki birinci katları seçiyorum. Birinci kattaki X yönündeki ötelenmeyi bulacağım. Kat kat yön yön bulacağım hepsini. Yani buradan neye göre seçiyorum? Birinci kat X yönü, birinci kat Y yönü, ikinci kat X yönü, ikinci kat Y yönü şeklinde olacak. Birinci kat X yönlerini seçtim. Dört tane tanımlama yapmıştık. Tabii yön olarak da X yönü dediğim için EY'yi şuradan kapatıyorum. EY'leri de veriyor. Benim birinci kat X yönündeki değerlerim bunlar. Bunları şuraya yeni bir sekme açıyorum. Adına da düzensizlikler diyelim. Buraya yapıştırıyorum. Kopyalamadım herhalde. Evet, kopyalamamışım. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu birinci kat X yönü. Devam edelim. İkinci kat X yönünü alalım. Hepsi de ikinci kat. Yanlış seçmedim umarım. Yanlış seçersem beni uyarın. Birinci kat altına bunu da kopyaladık. Şurada aşağı bunu da buraya yapıştıralım. Şimdi Y yönüne geçelim. Birinci kat, birinci kat, birinci kat Y yönü. Tamam dedik. Tabii şurayı bakın EY'ye çevirmem gerekiyor. Şu değerleri aldım, kopyaladım. Y değerlerini de şu sağ tarafa yapıştırıyorum. Bunun ikinci katlarını alalım. Evet, ikinci katları da buraya yapıştırdım. Şimdi göreli kat ötelemelerini hesap edeceğim.
Yani şu maksimumdu bilmem neydi. Transition'dı. Çünkü ifadelere gerek yok. Burayı sildim. Arayı da siliyorum. Şu kadarlık bir bilgi yeterli. Sütunları kaldırdım. Şimdi götelenmenin maksimum olduğu değeri bulacağım. Değil mi? Yönetmelikte öyleydi. Minimum olduğu değeri bulacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Ortalamasını alacağım. Bu şekilde ortalamanın da şu N harfi gibi bir harf var, tam bilmiyorum. NBI olarak yazdım. Vurulma düzensizliği katsayısı. Ne olmalıydı bu katsayı? 1,2'den küçük olmalıydı. Şuraya da şöyle yazayım. Hatta 1,2 noktayla yazalım. Şimdi maksimumu nasıl hesaplatırım? Maksimumunu şu şekilde, şu değerlerden maksimumunu kendisi hesaplasın. Birinci kat. Minimumu da aynı şekilde. Bu sefer minimum diyorum. Minimumunu ortalamasını hesaplasın. Ortalama için ne yapıyorduk? İkisini toplayıp ikiye bölüyorduk. Parantez açarak yapayım. Şu değerle şu değeri toplayıp ikiye bölüyorduk. Peki vurulma düzensizliği katsayısını nasıl buluyordum? Maksimumu ortalamaya bölerek buluyordum. Evet. Bu x yönü birinci kat. Veya hatta yazayım. Ex yüklemesi birinci kat. Bunların hepsini ortalayacak olursam bu şeyleri de aynı miktar şey yapalım, ondalık. Kopyalıyorum burayı. Şuraya aynı şekilde yapıştırıyorum. Yalnız burada bir satır yok ama önemli değil. Oradaki değeri görmüyor. Zaten şu şekilde doğru olarak da alıyor. Sadece bir satır şey ondalığı düşürdüğüm için yuvarlamış. Evet, bu da böyle. Burası da böyle. En son olarak kontrol ediyorum yine. Bir hata olmasın. Formül aynen olduğu şekilde doğru. Bir tek şu x yönünde sınırı birazcık çok az 0,02 aşmış. Arkadaşlar böyle bir durumda DBI katsayısı diye bir katsayı var. Yönetmelikten bakabilirsiniz. Bu katsayıya göre katlara gelen kesme kuvvetleri arttırılıyor. Hesabı var. Bu şekilde vurulma düzensizliğini halletmiş olduk. Şuralara bilgiler eklemek gerekirse şu nedir? Aks bilgisi. Buraya aks bilgisini yazdık. Deprem yönü. Şu elde ettiğimiz değerlerle delta azaltılmış göreli ötelenme. Böyle bir ikilenme değerli. Vurulma düzensizliği böyle. Şimdi sırayla gidelim. Bunları şöyle başına A1 diye işaretleyebilirim.
Neyse. Yani bunu sonra tablo haline de getirebiliriz. Nasıl getiririz? A1 ile ilgili mesela şu bilgileri alayım şuraya. Birinci kat. Bunların hepsi EX olmuş. Ne? Y. Şu ne? Hem Y hem de ikinci kat. Şu ne olacak? X ikinci kat. Olacak. Bunu kopyaladık. Evet. Şöyle bir icmal yaptık. Şuna niye böyle oldu? Halbuki direkt V ile yapıştırıyordum. Şuna mı basmam gerekiyormuş? Maalesef. Şimdi gelelim A2'ye. A2 ne? Döşeme süreksizliği. Evet, bunlar A1 ile ilgili olan düzensizliklerde bunları yapmış olduk. A2'ye bakalım yönetmelikten. Evet. Herhangi bir kattaki döşeme 1. Merdiven ve asansör boşlukları dahil boşluk alanları toplamı kat yürüt alanının 1 bölü 3'ünden fazla olması durumu. 2. Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu. 3. Döşemenin düzlem içi rigidlik ve dayanımında ani azalmaları olması. Şimdi aşağıda şekile atıf vermiş 3,2. Şu şekil. Döşemedeki boşluk alanı bürüt kat alanının 1 bölü 3'ünden küçük olacak. Buna bakacağız. Ya da böyle rigid, bakın çekirdek bölgesinin etrafında ve içinde boşluklar var. Böyle ani rigidlik değişimi veya işte döşeme kalınlığı değişmiş bakın. Kalın bir döşemeden inceye geçmiş ani bir rigidlik değişimi varsa bu gibi durumlarda bu düzensizlik durumundan söz edilebilir. Benim böyle çok rigid bir bölgenin etrafında boşluklar olan bir şeyim yok. Projemde geri dönelim. Buradan hepsini göstersin. Düğüm noktalarını tabii kapatmak gerekiyor. Evet. Şimdi ikinci katta zaten döşemede boşluk yok. Birinci katta da şurada sadece merdivenin olduğu kısmı boşluk olarak değerlendirebiliriz. Aslında şurada arada bir kiriş var ama kat kotunda olmadığı için gözükmüyor. Toplam kat alanını şuradan ölçebiliyor muyuz? Ölçeriz herhalde. Brüt kat alanı. Ölçemedik. Neden acaba? Şurada düğüm noktası gözükmüyor. Bazı yerlere düğümü seçmiyor mu acaba? Şuradan şu seçeneği kaldırayım. Düğüm noktası. Oo. Label'ları da kaldıralım. Şimdi bir kere daha deneyeyim.
Maalesef hesaplayamıyor arkadaşlar. Şöyle basit bir şeyi ekranda ben hesaplayacak olsam, bitiş başlangıç noktasına gelmiyor muyum? Geliyorum. Line'ı nasıl okuyorsak bunu da aynı şekilde yapıyoruz işte. Kendi direkt okuyor alanı kapatınca. Ama bundan neden okumadı acaba? Demek ki buradan alırız diye düşünmüştüm ama benim yap alanına bakmam lazım. Velhasıl yapı alanımın ben 1/3'ünden daha büyük bir boşluk olmadığını görüyorum. Yani bunu hesaplamamız gerekiyor mu? Evet, 104 metrekare. İki kere tıklayınca düğüm noktasına ölçtü. 104 metrekareymiş. Demek ki iki kere tıklamak gerekiyor. Peki boşluk alanımız ne olacak o zaman? Şurada bir düğüm daha var mı? Yok. Buradan seçeceğim o zaman. Bu da 7.35. 7.35 bölü 104. Sıfır virgül 07. Şu Excel'imi açayım. Buraya işleyeyim. Evet. Birinci katta A2. Şöyle bir benim daha önce yaptığım başka bir projeyle ilgili tablo vardı. Onu kullanalım. İşimiz hızlansın. A2 ile. Şu boşluk alanı kaç dedik? 7 miydi? 7.35. Kat alanı da 104'tü. Şurada ne çıktı? Şuraları şöyle bir düzelteyim de. 0.33'ten küçük olması lazım. Şurada eşittir diyorum. Katbürüt alanı bölü, pardon, boşluk alanı bölü katbürüt alanı 0.071. İkinci katta bir boşluğum yok. Dolayısıyla kat alanı neyse odur. Bunu böyle bilgi olarak yazmama gerek yok bence ikinci katı. Bakın buraya elastik diyafram yazdım. Yazmamın sebebi de şu. Şimdi rigid diyafram kabulüne göre hesap eğer A2 düzensizliği varsa yapılmaz. Deprem yönetmeliğine dönelim. Şurada okuyacağım şimdi bak. A2, bizim şu anda konuştuğumuz düzensizlik A2 ve A3 tür düzensizliklerin bulunduğu binalarda kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha veya kabuk sonlu elemanlarıyla modellenecektir. Şimdi arkadaşlar, yani eğer benim yaptığım biraz önceki şu hesapta eğer %33'ten büyük olsaydı, yani boşluk alanı katbürüt alanının %1/3'ünden fazla olsaydı, o zaman ben şu SAP 2000'de biz modellememizi nasıl yaptık? Rigid diyafram yaptık, değil mi? Bunu rigid diyafram değil de elastik diyafram olarak tanımlamam lazım. Yani biz şimdi rigid diyafram tanımlayarak ne yapmış olduk? Her düğüm noktasındaki serbestlik derecesini 3'e düşürdük. X yönünde ötelenme serbest, Y yönünde ötelenme serbest, Z yönünün etrafında dönme serbest. Onun dışındakiler tutulu. Ne için yapılıyor? Bu işlemi basitleştirmek için. Gerçekte de yapı böyle davranıyor diye. Ama eğer bu yönetmelikteki kurala uymuyorsa, şu 1/3 kaidesine, veya diğer durumlar gibi durumlar söz konusuysa, şu ikinci, üçüncü gibi durumlar, biz
şu tanımladığımız rigid diyaframları iptal ederiz. Bu durumda ne olur? Döşeme her düğüm noktasında, döşemedeki her düğüm noktasında 6 tane serbestlik derecesini hesaba katar program. Yani döşemeyi elastik diyafram olarak çözer. Bu şekilde çözdürdüğünüz zaman da işte bu A2 ile alakalı olabilecek bütün olumsuzlukları hesaba katmış olursunuz. Dolayısıyla bu gibi bir düzensizlik durumunu göz önünde bulundurdum diyerek bu düzensizlik durumuyla ilgili açıklamayı göz önünde bulundurulmuş taşıyıcı sistemde oluşabilecek ilave kesit tesirleri veya olumsuzluklar hesaba yansıtılmıştır gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama rigid diyafram kullanıyorsam şu şartın sağlanması durumunda rigid diyaframı kullanabilirim. Sağlanmıyorsa da veya diğer türlü problemler varsa dediğim gibi rigid diyaframı iptal edip elastik diyafram kabulüne göre hesap yapıp sonuçları buna göre bulacağız. Yani benim modelim rigid diyafram. Niye bu şartı sağladı? Sağlamasaydı ne yapacaktım? Elastik diyaframa göre hesap yapıp hesabımı kontrol edecektim. Peki A2'yi de bu şekilde geçiyorum. Yani elastik diyaframa göre hesap yaparsam ufak tefek de olsa hesapla değişiklikler olabilir. Peki A1 burulma düzensizliği değişir mi hocam? Biraz önceki yaptığımız hesaplar elastik hesaba göre. Bakın burada tabii buradaki şeyler hesaplar da değişir. Ona göre hesabınızı revize etmeniz gerekir. Yani biz rigid diyafram kabulünden şu anda çıkmadık. Bu kabule göre de bu burulma düzensizliği sağladı olarak düşünebiliriz. Sağlamasaydı, yani aşağıdaki A2 eğer sağlamasaydı, bunu belki elastik diyaframa göre çözüm yapsaydık, elastik diyaframa göre sonuçlarını revize etmemiz gerekebilirdi. Gelelim A3'e. Planda çıkıntılar bulunması, bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de binanın o katın aynı doğrultusundaki toplam plan boyutlarının %20'sinden daha büyük olması durum. Yani şimdi bunda aşağıdaki şekle atıf yapmış. Yine şekil 3.3'e bakalım. Şu şekil A3. Ne diyor? X yönünde şöyle bir çıkıntı var. Bu çıkıntının AX'in LX'e oranı 0,2'den büyük olursa düzensizlik var. Veya Y yönünde şurayı çıkıntı olarak görüyor. Toplam kat alanını bütün çıkıntıları dahil edecek şekilde bir dikdörtgen veya kare şekil çizersek çıkıntıları içine alan işte o alanın içinde kalan bölgelerdeki bu çıkmaları hem x yönünde hem de y yönünde hesaba katmak gerekiyor. AY şurasını da çıkıntı olarak değerlendirmiş. AY bölü LY'nin de 0,2'den büyük olması gerekiyormuş. Şu çıkmaları hesaba katmayacağım. Yani kolonlarla sınırlanan yapı alanım ne benim? Şurada bir kolonum var. Şurada bir kolonum var. Şurada bir kolonum var. Tam dış kontürdeki kolonları işaretliyorum. Şurada bir kolonum var. Bunun haricinde mesela şura konsol. Düğüm noktaları gözükmesin. Olsa kolonları göremezsiniz. Neyse. Şura konsol mesela. Burayı yokmuş gibi düşünün. Şurada konsol. Bundan sonra şurası tamamen
konsol, şurada konsol. Bunların hepsini sildiğimde, şurada plandan gözükmüyor kodu düşük olduğu için, ama ben daha iyi anlaşılsın diye şöyle çizdim. Şurada da kolonun hizasından yapı sınırlarını almam lazım dedim. Burada da bir kiriş falan yok ama ben yapının sınırını görün diye. Ya aslında benim yapı sınırım kolonlarla sınırlanan yapının sınırı bu şekilde. Balkonları, çıkmaları, konsolları hesaba katmazsam. Şimdi buna göre ben A3 vurul düzensizliği, planda çıkıntılar bulunması durumuna göre kontrol yapacağım. Mesela X yönü için kontrol yapıyorsam X yönündeki uzaklık 6.9 metreymiş. Şuradan Excel'imizi açalım. Şu A3 kurulma düzensizliğimiz hala bulmadık. Planda çıkıntılar bulunması durumu kontrolü yapıyoruz. Bunu şöyle yukarı şuraya alalım. 6.9 dedik şuraya. Peki çıkıntı durumu kontrollerine geçelim. Şurası 6.9'du. Bir şurada bir çıkıntı var, bir de şurada bir çıkıntı var. Şuradaki 1.5 metre. Şuraya 1.5 yazıyorum. Burada düzensizlik çıktı. Diğer tarafa geliyorum. SAP 2000'e geçelim. Şu mesafede 3.5 metre. Dolayısıyla şuraya da 3.5 yazıyorum. Tabi şuraya değişmiyor. 6.9'du. Dolayısıyla X yönünde her iki tarafta da A3 düzensizliği var. Peki çözümü ne? Çözümü deprem yönetmeliğinde A3 düzensizliği olması durumunda A2 ve A3 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha, membran veya kabuk sonlu elemanlarıyla modellenecektir. Yani bu da diyor ki biz şurada elastik diyafram tanımlamıştık. Mesela bakın diyafram nereden tanımladık? Joint constraint'ten diyafram tanımladık katları. Diyafram tanımlamadan çözeceğiz diyor. Diyafram tanımlamamızın bize ne katkısı oluyordu? X ve Y yönünde ötelenme ve Z yönünde dönmeleri hesabı katıyordu. Normalde bir düğüm noktasında 6 serbestlik derecesi var. Ama bunu 3'e düşürüyorduk diyafram tanımlayarak. Diyafram tanımlamayacağız. Döşemedeki bütün düğüm noktalarında hem tüm yönlerde ötelenme hem de tüm yönlerde dönmeleri hesaba katarak son elemanlar yöntemine göre analiz yaptığımızda bu tip bir düzensizlik sağlamaması durumunda hesaplar kabul edilebiliyor. X yönünde böyleydi. Y yönünde de kontrol edelim. Y yönündeki en uzun mesafe 13.05. Peki şuradaki çıkıntılardan biri neymiş? 4.5. Diğeri 1.1 metreymiş. Bunları getirelim, işleyelim. Şimdi 13.05 geldi bizim açıklık. Uzunluklarda biri 1.1, biri 4.5. Zaten bunları ölçmüşüz ama biri 1.1, biri diğeri de 4.5. 1.1 olanda böyle bir düzensizlik bulunmuyor ama diğerinde düzensizlik var. Şuraya elastik diyafram yazmamın sebebi de arkadaşlar, bu düzensizliğin bulunduğunu belirtmek için. Yani
elastik diyaframa göre çözeceğiz. Biraz önceki diyaframları iptal ettiğimizde rigid diyafram kabulünden vazgeçiyoruz. Ne yapıyoruz? Diyaframları sildiğimizde SAP 2000'de program elastik diyafram olarak çözüyor. Bu şekilde eğer bu şartlar sağlanmıyorsa kabuk sönme liman olarak modellemek için rigid diyafram tanımını kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla elastik diyafram tanımına göre çözüm yapmış oluyoruz. Bu düzensizliği de bu şekilde problemi ortadan kaldırmış oluyoruz. Mesela A2'de buraya rigid diyafram yazmıştık. Neden? Çünkü kat alanının 1/3'ünü ne yapıyordu? 1/3'ünden daha az boşluk vardı. Bir düzensizlik durumu oluşmuyordu. Elastik diyaframa göre çözmem gerekmiyordu. A2'de de aynı durum. Bakın deprem yönetmeliğinde şurada A2 ve A3 diyor. Bu ne demek? Yani eğer şurada da şart sağlamasaydı, A2 düzensizliği olsaydı yapıda, bu durumda da rigid diyafram yerine elastik diyafram kabulüyle çözüm yaptığımda problem üzerinden gelmiş olacaktık. Böylece A2 düzensizliği de çözülmüş olacaktı. Burada ikinci katta hiç mesela boşluğum yok. O yüzden yazmadım. Ama ikinci kat alanında boşluk olmadığı için zaten böyle bir kontrol yapmaya da ikinci kat için gerek yok. Bu da boşluk alanına bakmıştık. Şimdi şöyle bir düzenleme yapacak olursam bundan sonra neye geçeceğim? Şu ne? A1 vurulma düzensizliği. Şu A2 döşeme süreksizliklerinin kontrolü. A3 şu ne? A3 planda çıkıntılar bulunmasının kontrolünü yaptık. Ve şöyle birleştireyim. Aynı şekilde A2'de de yapalım. Düzenleyerek gidelim. Şimdi bunları böyle geçmiş olduk. B1'i yapmamıştık. B1'den devam edelim. B1 ne? Komşu katlar arası dayanım düzensizliği kontrolü. Şöyle bir deprem yönetmeliğinden yine göstereyim. Ondan sonra hesabımıza geçelim. Komşu katlar arası dayanım düzensizliği betonarme binalarda birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanının bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranı olarak tanımlanan dayanım düzensizliği kat sayısı NCI bunu ne diyorum ben? 0.8'den küçük olması durum. Yani şu şart. Sağlanıyorsa düzensizlik var anlamına geliyor. Peki burada etkili kesme alanı diye ifade edilen şu. Yani yukarıda toplam etkili kesme alanı diye ifade edilen şu ifade. Peki toplam etkili kesme alanı nasıl bulunuyormuş? Toplam etkili kesme alanı kolonların toplam etkili kesme alanı artı perdeler varsa perdelerin toplam etkili kesme alanı artı duvarlar. Tabii bu duvarların %15'ini katıyor. Bir de şöyle bir durum var. Duvarların rigid bir şekilde çerçevelere bağlanmış olması lazım. Bunun hesaba katılması için. Yani çerçeve arasındaki duvarları hesaba katıyoruz. Bir, ikincisi çerçeve arasındaki duvarların da taşıyıcı sistem elemanlarına rigid bir şekilde bağlanmış olması lazım. Arada bir esnek bir malzeme falan bulunmaması lazım. Yani bu durumda banyoydu, tuvalette hani çerçeve arasında olmayan duvarlarımız var yapı alanlarımızda. Değil mi? Bunları kat döşemesinin üzerine biz duvar da ördük. Bunlar çerçeve arasında değil, iki kolon arasında değil. Yani çerçeveden kastım iki kolon bir kiriş arasına örülen duvarlardan değil bunlar. Bunlar zaten hesaba katılmaz. Hesaba katılanlar kolon ve kirişlerle sınırlanan alanların içinde kalan duvarlar. Onun da ne yapıyoruz? %15'ini alıyoruz. Onu da hesaba katmak için bu duvarların bağlantısının rigid olması lazım. Çünkü aşağıda ne demiş? Bakın not 4913B'de tanımlanan duvarlar için 0 alınacaktır şurası. Şu değer 0 alınacaktır.
Şimdi o sıfır alınacak dediği yere gideyim. 76 ile herhalde. Evet. Şimdi ...4913 dediği bu. 4913'ün B'si. Şu. Diyor ki gevrek malzemelerden yapılmış dolgu duvarlar ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek derzler yapılması, çerçeve elemanlarının dış çerçevelerle esnek bağlantılarla bağlanması veya dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda demek ki biz sıfır alıyoruz duvarların etkisini. Hesaba katmamız için gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve elemanlarına aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın tamamen bitişik olması durumunda da hesaba katıyoruz. Şimdi ben bizim projemizde gevrek olmayan esnek derzle bağlandığını düşünelim. Şimdi duvarları işin içine katarsak çok uzun sürer. Duvarlarımız bir de çelik yapı zaten. Çelik yapıyla duvar arasında esnek bir bağlantı kaydettiğimizi düşünelim. Şunu hesaba katmayacağım. Bizim perde duvarımız da yok. Şunu da hesaba katmayacağım. Sadece hesabı ne üzerinden yürüteceğim? Kolonların etkili kesme alanı üzerinden yürüteceğim. Perdeler olsaydı arkadaşlar, perdelerin uzun kenarı doğrultusunda etkili kesme alanına dahil ediliyor. Diğer dar kenarında etkili kesme alanına dahil edilmiyor. X ve Y yönlerine göre hesap ederken. Birincisi bu. Duvarlarda da eğer boşluk varsa, boşluk uzunluğu duvarın toplam etkili kesme alanının uzunluğu hesaplanırken çıkarılıyor. Ve o duvarın kalınlığıyla çarptığımızda etkili kesme alanını öyle buluyoruz. Şimdi ne demek istediğimi kolonların etkili kesme alanını anlatırken daha iyi tarif etmeye çalışayım. Bir kere kolonların etkili kesme alanını bulurken eğer dikdörtgen olsaydı bizim kolonlarımız dikdörtgen olsaydı direkt A çarpı B deyip etkili kesme alanını hesaplardık ve x, y yönünden bağımsız olarak hepsi aynı olurdu. Hem x hem y yönünde kontrol etmek zorunda kalmazdı. Yalnız benim kolonlarım ve hep profillerini kullandığım projede hem üst katta hem alt katta hepsi hep 220. Yani şu profil. Şimdi ben bu profili kullandığımda etkili kesme alanı x yönü için şu başlıklar, y yönü için gövde. Bir de kolonun yönüne göre etkili kesme alanını hesaplarken bu yönlere dikkat etmem lazım. Yani burada ben bu şekil üzerinden X ve Y'yi tarif ettim. Halbuki planda biz binamızda kolonları yerleştirirken kimini 90 derece çevirdik, kimini çevirmedik. Yani bunların hepsini dikkate almak için bir kere kolonları ne yapmam lazım? Görüntülemem lazım. Kolonları görüntülemeden önce şuradan şu bilgileri alalım etkili kesme alanını hesaplamak için. 22 santim eninde, 22 santim boyunda başlık kalınlığı 16 milim, 1.6 santim milimetreden gidelim. 220, 220, 16, 9.5. Şimdi bu bilgiler ışığında ben şuraya daha önceden 220'yi şey yaptım. Şimdi şu mesafe neymiş? 220. Şu mesafe neymiş? 16. Şu mesafe neydi? 95 miydi? 93 müydü? Buna bir kere daha bakalım. Evet, 9.5. Yani 95. Pardon, 9.5. 95 değil.
Bir kalem kalın olunca çizgi çekmek zor oluyor. Kalemde bir bozukluk var. Neyse 9.5. Şuradaki mesafede yine 16. 9.5. Yüksekliği de toplam neydi? 220 idi. Şimdi mesela burada temsiliyi gösterdim. X yönü için etkili kesme alanı şu I profilin başlıkları. Yani bunun alanını hesaplayacağım. Dolayısıyla şuna bir yönü, yani X yönünde kinel AWX diyelim, alan hesaplayacağımız. Y yönündeki alan da şurası arkadaşlar. Şimdi aslında benim bunu bu problemde ya da bu projede hiç hesaplamama gerek yok. Neden? Çünkü kolonların alt katta üst katta aynı. Değişiklik yok. Kolon sayısı aynı, kesiti aynı. Ama ben hesabı göstermek adına yapıyorum. Şimdi X yönündeki etkili kesme alanı ne olacak? 220 çarpı 16 çarpı 2 olacak. Şu kalınlık 16. Şurası 9.5. Dolayısıyla toplam boyu 220 çarpı ne yapacağız? 9.5 yapacağız. Etkili kesme alanı olarak. Şuranın sonucu 220 çarpı 16 çarpı 2 7040. Şuranın sonucu da 2090. Ne? Milimetre kare. Şimdi bunu bu şekilde gösterdikten sonra SAP 2000'de benim kolonlarımın yönlerini bir görüntülemem lazım. Etkili kesme alanını hesaplamaya çalışıyorum. Görüntülemem için kolonlarımın yönlerini bir kere sadece bir kolonları seçeyim. Sadece kolonlar gözüksün. Yaklaşalım bu şekilde. Evet, kolonları seçtik. Sadece kolonların gözükmesini istiyorum. Kolonlar gözüküyor. Kolonları 3 boyutlu görüntülemem gerekiyor. Yönlerini, başlığını, ne tarafa geliyor diye. Şimdi buradan anlayamam. Bunu en iyi görebilmek için de view, 3D view, XY. Yalnız şuradaki derinliği sıfır yapmam, sıfır yapmam lazım ki tam olarak kesiti görebileyim. Apply dediğimde, evet, kolonların bakın yönlerine göre, burada biraz daha büyütelim bunu, yerleşimini görebiliyorum kolonların. Şimdi şunu şöyle yarım yapalım. Excel'i de buraya alıp üzerinde çalışırsam daha iyi olacak sanırım. Evet. Excel'imizi de açalım. Bunu da yarım hale getirmek lazım tabii. Şimdi arkadaşlar hesabı yapmaya başlayabiliriz. Bana lazım olacak şey X yönünde kaç tanesi başlığıyla karşılıyor profilin etkili kesme alanını, kaç tane kolon gövdesiyle
karşılıyor. Y yönünde de aynı şekilde kaç tane kolon başlığıyla karşılıyor kesmeyi, kaç tane kolon gövdesiyle karşılıyor. O yüzden şöyle bir eklenti yapabiliriz. Ben aşağı şöyle boşluk bıraktım. Bunun altına bana lazım olan parametreler şunlar. AW1 dediğim X yönünde kaç etkili kesme alanı olarak dediğim gibi başlıklarıyla karşılayanları A ve AW1 diyelim. Gövdesiyle karşılayanları da AW2 diyelim. Sonra adetleriyle çarparak toplam etkili kesme alanını hesaplayalım. Mesela AW1 dediğim 7040'tı. Yani başlıklarıyla karşılanması durumunda 7040 milimetreydi. Diğeri neydi? 2000 küsürdü. Diğeri de 2090'mış. 7040'a 2090. Gövdeyle karşılarsa da 2090'dır. Şimdi X yönü için bakıyorum. Bakın SAP 2000'de X yönüm sağ taraf. Başlıklarıyla karşılayan kaç tane kolon var? 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6. 6 tane. Başka yok. Evet. Evet abi. 6 tane. Doğru arkadaşlar. Şunu 6 olarak düzeltelim. Geriye gövdesiyle karşılayan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6. Yarı yarıya yapmışız. Toplam 12 tane kolonumuz var. Şimdi toplam etkili kesme alanını hesaplarken ne yapacağım? 6 çarpı 7040 artı 6 çarpı 2090 diyeceğim. Benim birinci kat X yönü için etkili kesme alanım 54.780 milimetre kare. Şimdi ben bunu bütün Y yönü birinci kat, ikinci kat X yönü ve ikinci kat Y yönü için çoğaltacağım. Şunlar değişmiyor arkadaşlar, bak. Burada bir değişik olması söz konusu mu? Değil. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü 6'ya 6. Doğru mu? Y yönü için baktığımızda bakın şu başlıklar karşılayan kolonlar 1, 2, 3, 4, 5 bir de şu en alttaki 6. Yani şu oran da değişmedi. Kolonların sayısı 5'e 7, 4'e 8 gibi bir şey olsaydı X ve Y yönündekiler birbirini etkili kesme alanı olarak tutmazdı. Kolon sayısı eşit olduğu için X ve Y yönünde tutuyor. Bunları ikinci kata da kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şimdi gelelim şu NCI dediğimiz A3 değil, B1 komşu katlar arası dayanım düzensizliği kontrolüne. Hemen şarta bir kere daha bakalım. Bakın ne diyor şart? Mevcut katın bir üst kata kattaki etkili kesme alanına oranı 0.8'den küçük olursa böyle bir düzensizlik var anlamına geliyor. Mevcut katın bir üst kata oranı. Şimdi mevcut kat şu. Şurada yazalım. Eşittir dedim. Mevcut katın etkili kesme alanı bölü bir üst katın etkili kesme alanı. Bakın bir. Ne, hangi durumda düzensizlik ortaya çıkıyordu? 0.8'den küçük olması durumunda düzensizlik çıkıyordu. Benim biraz önce de dediğim gibi kolonlarımın kesitleri ve sayısı üst kata aynı çıktığı için böyle bir durumun hesabını yapmama gerek yoktu ama ben yine de göstermek adına yapmış oldum. Mevcut kat bölü bir üst kat. Bir. Peki yukarı katta ikinin üstünde kat yok. Dolayısıyla böyle bir kontrol yok. Kontrol edemem üçüncü katım olmadığı için. Buraları es geçiyorum. Sadece birinci kat için bu kontrolü yapıyorum. Onların da cevabı ne oldu? 1 olur. Eğer 0.8'den küçük gelseydi, 0.8 ile 0.6 arasında olsaydı, şurada açıklamalar var. Bu durumda
B1 türü düzensizliğinde eğer 0,8 ile 0,6 arasında olsaydı taşıyıcı sistem davranış katsayısı yani R 1,25 ile çarpılarak büyütülerek hesap tekrarlanacaktı. Eğer 0,6'dan da küçük çıksaydı hiçbir zaman 0,6'dan küçük çıkması istenmediği için zayıf katın dayanma ve rigidliğinin arttırılması gerekiyordu. Bizim yapımızda her iki kattaki kolonlarımız aynı kesite sahip ve sayısında da bir azalma, eksilme yok. Dolayısıyla burayı 1 olarak hesaba katabiliriz. Şuraya tablomuzu oluşturabiliriz. Ben direkt şöyle yapıştırıyorum zaman kazanmak için. Elastik diyafram ise elastik, rigid ise rigid. Ben A3 sağlamadı diye artık elastik diyafram yazmaya başlıyorum burada modele. X yönü için birinci kat, ikinci katta tabii bakmadık. X yönü için de 1 bulduk. Aslında şuradaki değeri nereden alıyoruz? Şuradan alıyoruz. Şuradaki değeri de Y yönünde şura almıştık. Şimdi şu tabloyu belki unutmuş olabilir. Komşu katlar arası rigidlik düzensizliği. Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için bodrum katlar dışında herhangi bir ikinci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının herhangi bir kattaki ortalaması ortalama göreli kat ötelemesi oranı. Bunu bulduk zaten. Üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesiyle tanımlanan rigidlik düzensizliği kat sayısının 2'den fazla olması durumu. Şimdi kattaki ortalama kat ötelemesini bir üst kat i artı 1 olarak yazılmış. Bakın bir üst kattaki ortalamaya bölüyoruz. 2'den büyük olursa komşu katlar arasında rigidlik düzensizliği var. Ya da mevcut katın ortalamasını bir alt kata i eksi 1 olarak yazılmış bölüyoruz. Yine 2'den büyük olursa ne oluyormuş? Rigidlik düzensizliği yani B2 yumuşak kat olayı meydana geliyormuş. Hesabımızı Excel'e gidip yapalım. Bununla ilgili bir şekil yok. %5 ek dış merkezlilik verilecek diyor. Onun haricinde evet. Şurada yer açmam lazım. Kat yüksekliğine bölüyoruz. Bakın. Ortalama göreli ötelemeyi kat yüksekliğine bölüyoruz. Mevcut katların şu değerlerini bulalım. Her katın kendi arasındaki x ve y yönünde şu katlardaki bakın her iki yön için ayrı ayrı bulunacak şu değerleri bulalım. Bunun için kat yüksekliği bilgimizi girmemiz lazım. Benim kat yüksekliğim kaçtı acaba? Hemen şuradan dönüp bakayım. Benim kat yüksekliğim 3'ten farklıydı herhalde. Benimki 3.35'ti. Evet 3.35 olarak yazalım. Kat yüksekliğim 3.35. Ortalama göreli kat ötelenme oranı x yönü birinci katta şu bölü ne yapacağım? 3.35 diyeceğim. Buradaki ondalıkları biraz arttıralım. Bunu bulduk. Şimdi bunun altında, birinci katın altında mesnet var. Orada bir ötelenme var mı? Yok. O yüzden buraya kire çekiyorum. Üstünde ama var. Şimdi üstünü hesaplayınca buraya getirir yazarız. İlk önce şu şeyleri bir kendi bütün katlarınkini bulalım şu şekilde. Üstünü altını sonra hepsini hesapladıktan sonra yazarız. Şunu şuraya kopyalıyorum. Şunu şuraya kopyalıyorum. Şunu şuraya kopyalıyorum. Hepsini bir kontrol edeyim. Kat yüksekliği değişmiyor. Ortalamayı almış, bölmüş, bulmuş. Aynı değer çıkmış aşağı yukarı. Çünkü zaten ortalamalar da aynıymış.
Burada da doğru. Burada da doğru. Tamam. Şimdi ne dedik? Alt katta yani şu formülde ilk önce neyi uyguluyorum? Şunu uyguluyorum. Pardon. Şu. Ortalamanın kattaki ortalamanın alt kattaki ortalamaya oranı 2'den büyük olacak. Alt katta bir değer yok. Dolayısıyla burada öyle bir oranlama yapmama gerek yok. Ama üst dediğim zaman bu katın, bu kattaki şeyin neye oran olacak? Üst kata oran olacak. Yani şuraya. Eşittir 0.92 çıktı. Aynı şekilde burada da bu kattaki ortalamanın üst kattaki ortalamaya oranı 1.96 çıktı. Burada tam tersi alt katta var. Nasıl var alt katta? Bu katın ortalamasının alt katın ortalamasına oranı aynı şekilde bu katın ortalamasının alt katın ortalamasına oranı yazdık. Üst kat var mı? Yok. Üst kat olmadığı için bu sefer ikinci katta üst kata tire çekiyor. Evet. Burada da bir icmal yapacak olursak şunu alayım. Şöyle şuraya yapıştırayım. Bunun adı ne? B2. Şu değerler B'de BI değil de ne geçiyor? KI geçiyor. Evet. Bundaki değerlerim sırasıyla birinci kat neymiş? Alt üst olarak sıralamak lazım ama altta olmadığı için ben direkt sadece şu değeri birinci katta şöyle x doğrultusunda yazdım. İkinci kat x doğrultusu yine aynı mevzu. İkinci kat x doğrultusunda sadece altta var. Y yönü birinci katta sadece üstte bu şart kontrol ediliyor. Diğerinde de ikinci katta da. Şimdi bu sayıların kaçtan büyük olması durumunda bu problem ortaya çıkıyordu? Bunların hepsi 2'den küçük olduğu için böyle bir düzensizlik durumu söz konusu değil. Gelelim B3'e. B3'te de taşıyıcı sistem düşey elemanlarının süreksizliği demiş. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının kolon veya perdelerin bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya buseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu demiş. Şu eğimli şey buse. Bu buseli kolona kolon oturtulması durumunda bu düzensizlik durumuna bakılır. Veya kirişin üzerine bakın. Kolon oturtulması durumunda. Veya aşağıda perde yok. Yukarıda perde var ama kolonlara mesnetlenmiş. Yani perde başlıkları kolonlara mesnetli. Böyle bir durum olması söz konusuysa veya perdenin direkt kirişe oturtulması durumunda yani şu yukarıda yazdığının meali bu şuradaki bu gibi durumlarda böyle bir düzensizlik. Ne düzensizliği? Düşeyde düzensizlik durumu
Olabilir. Peki bunun açıklamasına bakalım. Varsa ne olacakmış? B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar burada belirtilmiş. Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlardan oluşturulan buğselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez. Böyle bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun su götürür tarafı yok. Buna izin verilmiyor. B3 düzensizliği. Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda düşey deprem hesabı yapılması yeterlidir. Yani şöyle bir duruma izin veriliyor ama düşey deprem hesabı yapılması isteniyor. Üst kattaki perdelerin üst kattaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez. Buna da izin verilmiyor. Şu üçüncü C şekli bakın. Şu. Buna da izin verilmiyor. Şuna da izin verileceğini zannetmiyorum. Perdelerin binanın herhangi bir katında kendi düzlemleri içinde kirişlerin üstünde açıklık ortasında oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez. Buna da izin verilmez. Yani bizde böyle bir durum yok. Bizim sistemimizde böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla B3 düzensizliği de bizde söz konusu değildir diyebiliriz. Ondan sonra devam edelim kaldığımız yerde. Evet arkadaşlar, birinci kat, ikinci kat, x yönü, y yönü ayırdık. Şuradan devam edelim. B2'yi de şöyle yukarı doğru taşıyalım, sırayla dizmiş olalım. Evet, bunu geçen hafta yapmıştık. Şimdi ne kaldı? B3. Düzensizlikten bir tek B3 kaldı. B3 neydi bir bakalım. B3 şuydu arkadaşlar. Yani bir konsol ucuna kolon oturması durumu veya kirişe kolon oturması durumu veya kolon başlıklarına perde oturması durumu veya bir kirişe perde oturması durumuydu. Bizim binamızda böyle bir durum söz konusu değil. Taşıyıcı sistem düşey elemanların süreksizliği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunda bir hesap yok. Buna biz direkt ne yapacağız? Şöyle bir not düşüp geçebiliriz. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının düzensizliği incelemesi. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya buğseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulması durumu bizde yok. Düzensizlikler bu şekilde arkadaşlar.